Keşfe çıkmışlar. Gel ve katıl onlara. Yolculuk başlar. Mevsimler aşarız. Uçan balonumuzla. Oscar'ın balonuyla. Sevgili dostlar. Bedenimizi esnetelim. Önce kim ilginç bir şey bulursa ormanın kralı o olur. Ha? Dur bir dakika. Oo! Bu da nedir bir? Oscar buraya gel. Bana dikenli kral diyebilirsin çünkü şimdiden bir şey buldum. Bu haksızlık. Sen benden önce başladın. Ne buldun bakalım söyle. Emin değilim. Ha? O da neydi? Bilmiyorum ama belki de ona. Çok daha yakından bakmalıyız. İyi fikir dikenli. Şimdi ilginç bir şey bulma sırası bende. Keşke ağzımı hiç açmasaydım. Oscar neredesin? Hayalet! Hayır değildi kendi. Çünkü hayaletlerin canı yanmaz. Canını seven kaçsın. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi göstersene kendini. Hayalet işte. Bizden korkmana gerek yok. Biz kaşifiz. Adım Oscar. Bu da dikenli. Merhaba. Beni korkutamazsın. Ben gecenin keskin gözlü avcısıyım. Hiç korkmadınız mı? Biz hiçbir şeyden korkmayız ki dostum. Aslına bakarsan ben birazcık korktum. İrkildim. Güzel. Gelirken çok gürültü yaptınız. Fareler yuvalarından çıkmaya korkuyorlar. Geçen mevsim tarlalar mısırla doluydu ve fareler mısır yemeyi sevdikleri için onları tarlada kolayca avlıyordum. Ama çiftçiler mısırları topladı ve fareler yiyecek bulmak için ormana geldi. Onları burada avlamak çok daha zor. İşe dönmeliyim. Bu Olga'nın sesi. Başka bir hayalet daha mı? Kendisi benim eşim olur. Eski ambardaki yuvamızda yumurtaları koruyor. İkimiz için de yiyecek bulmak zorundayım. Belki biz yardım edebiliriz. Ama nasıl? Ne pençeniz var ne de gaganız. Ders için hazırız. Baykuş öğrenciler dinleyin. İlk dersle başlayalım. Boyun çevirme. Hayır. Tekrar göstereyim. İyi eğitimli bir baykuş kafasını 270 derece döndürebilir. Hiç fena değil, güzel. Bunu neden yapıyoruz? Bize söyler misin lütfen? Çok iyi görüyor olmamıza rağmen duymak da önemlidir. Çünkü biz karanlıkta avlanırız. Bir ses duyduğumuzda başımızı çeviririz. Ta ki gelen sesi iki kulağımızla eşit şekilde duyana kadar. Bu bir çeşit radar gibidir. Avını şaşırtabilirsen işini bitirirsin. Hem de oracıkta. Güzel. Bu beceri gerektirir. Ha? Acele etmeliyiz. Olga'nın her akşam tam 3 fare yemesi gerekiyor.
Dikenli ve ben başımızı çevirmeyi öğrendik. Afişi çok kolay olacak. Şimdi ikinci dersiniz. Avlanırken kesinlikle sessiz olmalısınız. Her attığımda gürültü çıkarıyorum. Ama senin kanat çırpmanı bile duymuyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Rüzgar normal kanatların üzerinden geçerken ses yapar. Ama benim tüylerim fırça gibi. Böylece hiç ses çıkmıyor. Özür dilerim. Sessizlik ve gizlilik. Baykuşlar işte böyle avlanır. Yeşil ve dikenli. Kaktüsler de böyle avlanır. Her neyse. Tek başıma ava çıkmalıyım yoksa Olga bütün tüylerimi yolacak. Ders bitti. Üzgünüm. Bekle, ayrılabiliriz ve... Burada para yakalamanın en iyi yolunun... Oscar, bir çabuk gel. Şurada yavru bir fare var. Hayır, bir sürü yavru fare var. Onların fare olduklarını sanmıyorum dikenli. Beni kıskanıyorsun çünkü sen daha hiçbir şeyi yakalayamadın. Neden işin uzmanına sormuyoruz? Merhaba, Oleg. Buradayız, buradayız. Avcı özelliğimiz sayesinde uyuyan bir fare sürüsü bulduk. İşte. Bunlar uyuyan fareler değil. Onlar kusmuk kusmuk. Daha önce yediklerim yani. Ne dedin? Bunlar senin daha önce yediklerin mi? Elbette. Sindiremediğim tüy ve kemikler nereye gidiyor sanıyorsunuz? Bir süre midemde biriktirdikten sonra hepsini birden ağzımdan çıkarıyorum. Merak etme, çalışırsan sen de yapabilirsin. Nişan yerinde bakıyorum. Pek sayılmaz. Sadece küçük bir böcek yakalayabildim. Yeniden ava çıkmalıyım. Uyuyan fareler ha. Çok komiksiniz. Her şeyi de bilir. Bırak işine baksın.